Merhaba kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. YouTube'a yeniden düzenli bir şekilde video çekmeye niyet ettim inşallah. Çünkü burası benim vefa borcumun olduğu bir alan. Sizlerle ilk defa burada tanıştık. Buradan sonra geniş bir kitleye sahip oldum ve sizinle buradan Instagram hesabıma doğru bir yolculuk yaptık doğal ürünler, benim yaptığım uygulamalarla ilgili bilgiler edinmeler, alternatif tıp yöntemleriyle ilgili bana sorduğunuz sorularla bir kardeşlik bağı kuruldu aramızda. Ondan sonra da sevkul atölyeleri başladı, özel grup çalışmaları. Katılanlar biliyorlar. Özel grup çalışmalarında çok derin mevzulara girdik. Uzun soluklu günler haftalar süren çalışmalar yaptık ve oralarda sizlerle tanışırken beni nereden buldunuz, neden bu atölyeye katıldınız diye sorduğumda birçoğunuzdan şu cevabı aldım. Sizi yıllar önce YouTube'da tanımıştım. Ve orada sizi çok sevmiştim. Sizden çok şeyler öğrenmiştim. Su oruçlarını sizin sayenizde deneyimlemiştim. Sizinle birlikte alternatif tıbbın doğal yöntemleriyle ilaçsız çocuk yetiştirmeyi, büyütmeyi öğrendim. Benim üzerimde hakkınız büyük sevganı diyen çok büyük bir kitle olduğunu fark ettim. Ve uzun süredir YouTube'a video çekmediğimi de biliyorum. Ama şöyle düşündüm dedim ki bu bir süreçti. Bir gelişim sürecinin içerisinde, uzun soluklu bir yaşam maratonunun içerisinde demek ki bu aranın verilmesi gerekiyordu. Çünkü o esnada benim hem kişisel gelişimimle ilgili yapmam gereken çalışmalar, hem işimle ilgili yapmam gereken çalışmalar ve artık psikolojik destek verebilecek donanıma gelmiş olmak için kendimde güç ve cesaret ve aynı zamanda istek olması gerekiyordu ve e, ürünler ürünlerden sonra sevkul atölyeleri, özel grup çalışmaları ve sadece parantez içinde e, kadınlara yönelik olan grup çalışmaları ile devam ederken geriye dönüp baktığımda evet başlangıç noktamda YouTube videolarım vardı ve ben orada kendimi ıkınarak tabiri caizse argo bir tabir oldu ama ıhıldayarak durarak bazen tıkanarak ifade etmeye çalışmıştım ve bu insanlar benim en doğal hallerimle beni dinlediler beni sevdiler beni içselleştirdiler ve benimle birlikte bu iyileşme yolculuğunda bana tanıklık ettiler ve oradan da Instagram hesabıma geldiler. Benimle birlikte doğal yöntemleri denediler. Çocukların da bu deneyimledikleri doğal yöntemlerin faydalarını gördüler. Birlikte bir e, doğa doğa çemberi, bu doğa çemberi ve e, birbirimizi geliştirdik. Ben onlara, onlar bana katkıda bulundular. Sonra. Sonra geriye dönüp baktığımda burada yeniden bazı şeyleri anlatma gereği duyuyorum. Artık daha çok psikolojik içerikli çünkü donanım ve gerekli e, yerlerden alınan belge. Maalesef e, bir şeyleri anlatmadan önce sen necisin diye sorana cevap vermen gerekebiliyor. Biliyorsunuz benim herhangi bir e, doktorluk vasfım yok. Böyle bir şeye de soyunmaya niyetim yok. Sadece deneyimlediğim, kendi üzerimde ve ailemde deneyimlediğim, faydasını gördüğüm şeyleri deneme süreçleri içerisinde neler yaşadığımı anlatmıştım size. Aynı şekilde psikolojik olarak da işte biliyorsunuz beni takip edenler rahim ağzı kanseri maceramdan sonra deva kuşun hayatımıza yani küçük kızımın sürprizlerle gelmesi sağlığıma yeniden kavuşurken bunun neden başıma geldiğini sorgulama sürecim ve aslında kadınlığımla ilgili bir alıp veremediğimin olduğunu fark etmem. Yani bilinçaltımda kadınlık organlarımı yok etme emri kendi kendime verdiğim için böyle bir hastalığa yakalanmış olabileceğim fikri doğdu ve bunların üzerinde çalışma yapmaya başladım. Çok farklı deneyimler ve insan e, motiflerini her insan başka bir motif. Herkes birbirinden farklı, biricik, tek. Sorunları da ona göre ama eninde sonunda geniş pencereden baktığınızda belli başlı sebeplerin herkes için aynı olduğunu fark ettiğimden dolayı bir kadın kurtarma operasyonu gerçekleştirmeye karar verdim. Adını böyle koydum ben. Sevkulun kadınları diye bir grup oluştu. Ve bu kadınlarla ayıpsız kadınlık dediğimiz bir atölyeyi, enerji emiciler atölyesi dediğimiz bir atölyeyi kesinlikle eğitim niteliğinde olmayan grup çalışmaları, dersler, bilgiler, pratikler dertleşme, sohbet, kahkahalar, gülmeler, ağlamalar yani hayatın bir arada olduğu ama herkese açık gruplarda rahatlıkla konuşulamayan şeylerin konuşulabileceği atölyeler açmaya başladım. İşte enerji emiciler atölyesinde adab-ı muaşeret derslerinden evde toksuna kadar düşük yüksek titreşimli duygulardan frekanslara ve çakralara kadar çok geniş detaylı bir ayı aşkın sürede çalıştığımız kayıtlı derslerin tekrar tekrar dinlenebildiği bir çalışma yaptık defalarca yaptık bunu talep edildi Ayıpsız Kadınlık Atölyesinde mutsuz evliliği olup acaba bende ne gibi bir eksik var? Ne yaparsam daha mutlu olabilirim? Bu yuvayı nasıl kurtarabilirim? diye arayış içerisinde olan, tükenmişlik yaşayan, kadınlığından memnun olmayan birçok kadın hastalıklarına yakalanmış e, bayan arkadaşlarımla kardeşlerimle bunların iç alt yapısını çalıştık. Çok da güzel sonuçlar aldık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra zaten uzmanlık alanım olan çocuk gelişiminden dolayı ebeveynlik atölyesi. Bunun dışında beşikten mezara, yediden yetmişe doğal yaşam atölyesi, su orucu atölyesi, karaciğer temizliği atölyesi vs. Vesaire vesaire gibi. Hatta ve hatta para ve başarı atölyesi. Parayı nasıl yönetebiliriz. Zamanı nasıl yönetebiliriz diye çok daha rahat konuşabildiğimiz, relax, açık seçik, esprili, bazen argo kelimeleri rahatça kullanabildiğimiz ve sadece ve sadece talep edenleri bir araya getirme amaçlı özel grup çalışması olarak dizayn ettiğim çalışmalar yapmaya başladık ve buralardan çok güzel geri dönüşler aldım ve bu süreçte derslerde aslında tam olarak izah edemediğim bazı konuları ya da derslere ek olarak youtube'da ya da instagram canlı yayınlarında herkese açık bir şekilde farkındalık oluşturmak istediğim konuları anlatmaya karar verdim. yani sevkul atölyelerine katılanlara da bir nevi destek amaçlı böyle youtube'a genelin de izleyebileceği belli başlı konularda farkındalık e, geliştirici başlıklarla beraber konu açılımı yaparak yine size kendimi, iç dünyamı ifade etme çabası içerisine gireceğim. Böyle bir karar aldım. Umarım izleyenim, dinleyenim, kalp gözüyle anlayanlarım çok olur. Özellikle hanım arkadaşlarıma sizleri çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Benim için çok değerlisiniz. Instagram'da yıllardır beni takip eden, her hikayemi hiç atlamadan izleyen, benimle ağlayan, benimle gülen, atölyelerime katılan ve sen neredeysen biz oradayız, ee, sensiz olmaz, iyi ki varsın ve ilk karşımıza çıktın diyen güzel kardeşlerime asıl siz iyi ki varsınız ve asıl siz iyi ki benim karşıma çıktınız. Çünkü YouTube'da şu anda beni dinleyen kardeşlerimde atölyelerime katılan kardeşlerimde, Instagram'da beni takip edenlerde, sizler benim Rabbimin bana olan duamın karşılığısınız. Çünkü ben eğer bu rahatsızlıklardan sağ salim kurtulabilirsem ve Rabbim senin verdiğin ilimle ilimlenip bunu doğru bir şekilde insanlara izah edebilirsem ve bin kişiden bir kişi bile doğru bir şekilde anlayıp yolunu değiştirip düzgün bir yoldan ilerle ilerlerse ve buna ben vesile olursam e, bunu çok istiyorum diye çok dua ettim ve Allah bana bir kişi değil binlerce kişi bahşetti elhamdülillah ben de Rabbimin razı olduğu şekilde size e, her şeyi izah etmek ve gönlünüze gönlünüzün kabul edeceği şekle e, uygun olarak size sunmak istiyorum. Ee, YouTube videoları çekme kararımı da bu şekilde e, dile getirip açıklamak istedim. Tabii ki bu esnada birçok eğitim aldım. Hatta İstanbul Üniversitesi'nden bütüncül yaşam koçluğu e, diploması aldım. Bildiğiniz derslerine girdim. E, bilmem kaçıncı kez yeniden öğrenci oldum. Çünkü bu işi yapmak istiyorsanız bir şekilde bunun e, İnsanların içine sinmesi ve belgelenmesi de gerekebiliyor biliyorsunuz. Yani ben aslında içimden geldiği gibi ve hayatı okuyarak, hayatı doğru okuyarak, ha böyle yaptıysam bunun sonucu böyle oldu not. Böyle yapınca sonucu böyle oldu. Böyle yap aynı bir şey gibi bir matematik problemi çözerken formülasyonu koyduğunuzda, "Aa bu yanlış formül. Bu da yanlış. Evet bu doğru." denildiği gibi hayatın içerisinde, kervanda, yolda yürürken burası yanlış arkadaşlar. Ben o yoldan gittim. Ben o yoldan gittim. Orası tıkalı bir yol. Oradan hiç vakit kaybetmeyelim. Gelin birlikte şu yoldan gidelim diyebilecek donanıma geldiğimi hissettiğim anda sizlerle grup çalışması yapmaya başladım biliyorsunuz bu online eğitimler asıl pandemi döneminden itibaren hortladı acayip ticari bir sektöre de dönüştü o dönemde bana bol bol soran olmuştu İşte krem yapım kursu verecek misin sevgi hanım yağlar atölyesi verin sevgi hanım ürün yapmayı öğretin işte açlık orucu atölyesi verin vesaire vesaire hepsine hayır demiştim şahit olanlarınız vardır. Kendimi hazır hissetmiyorum. Donanım olarak değil, ruhsal olarak. Ruhsal olarak herkese hitap edecek şeyler anlatmaya çalıştım. Genelin anlamasını, genelin duymasını sağlamaya çalıştım. Ama artık zamanının geldiğini bir şeyler benim kalbime fısıldı. Bir yerden bir fısıltı duydum ve artık... Zamanı geldi talep edenleri diğerlerinden ayırmanın ve kalp gözü açık olanlarla beraber bir yolda grup arkadaşlığı yapmanın zamanı geldi sevgi diye ve o fısıltıya kulak verdim. Oradaki atölye arkadaşlarımın da aralarda destek amaçlı dinleyebilecekleri çok güzel yüksek farkındalıklı videolarla yeniden sizlerle buluşmaya niyet ediyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ne deniliyordu? Abone olmayanlar abone olsun ki diğer büyük farkındalık videolarımın e, haberlerini alabilsinler. Beğeni tuşuna basabilirsiniz. Beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Her iki seçeneğinizde e, sizin hakkınız ve mevcut. Ama... Kesinlikle tepkisiz kalmanızı tercih etmem. Ya beğenin ya beğenmeyin. Ya olumlu ya da olumsuz yorum yapın. Ki e, ben de sizden gelen tepkilere göre şekil alabileyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.